Anne. Anneciğim. Ne? Sen alışverişe gitmeyecek miydin? Kahvaltılığımız kalmamış galiba. Ne peynir, ne zeytin. Ah, yo, dün aldım aslında. Sofraya getirmeyi unutmuşum. Bir dakika. Anne. Neyin var senin? Çok dalgınsın bu sabah. Yo, yok bir şey oğlum. Emin misin? Neye emin miyim? Hoppala. Bir sıkıntın, derdin varsa söyle bana. Ben İstanbul'a gideceğim Veysel. Aa, ne işin var senin İstanbul'da? Nereden çıktı şimdi? Aynur teyzen İstanbul'a çağırdı da aslında uzun zamandır davet edip duruyor. Yani gitsem mi diyorum? Git tabii. Durduğun kabahat. Hem sana da değişiklik olur. Kim bilir kaç senedir gitmedin İstanbul'a. Vallahi mi? Gideyim mi? Git anne. O zaman hazırlanayım ben bir an önce. Ben sizi ortalarda görünmeyin demedim mi? Bursa dışına çıkın hemen. Dönmek için de benden haber bekleyin. Hemen yola çıkarız efendim. Ne konuşuyorsunuz Allah aşkına? Çok merak ediyorum. Hiç. İş konuşuyoruz. Niye sordun? Böyle kıyılarda köşelerde esrarengiz konuşmalar yapınca çok gizemli görünüyorsun gözüme. Abartma Leyla. Aslında akşamki yemeği ayarlıyordum. Hangi yemeği Semih? Aa, hani söylemiştim ya. Çok yakın arkadaşım var, onun karısı var. Dördümüz bir tanışma yemeği yeriz demiştim. Evet ya, unutmuşum. Bu akşam mı o yemek? Bir işin yoktur inşallah. Yok galiba. Yok, bu akşam uygunum. Hay Allah ya. Ne oldu? Bilmem, nedense birden heyecanlandırdı beni bu yemek. Heyecandan zaten. Müthiş bir yemek olacak. Arkadaşımı arıyorum. Tamam değil mi? Müsaitsin. Sen konuş, ben de işlerimi halledeyim. Tamam. Babandan haber aldım. Ah! Artık babanı merak etmene gerek kalmadı. Neredeymiş anne? Dönüyor mu eve? Artık boşuna endişe edip durma Galip. Asaf gayet iyi. Hem de o kadar iyi ki hiç vakit geçirmeden boşanma işlemlerini başlatmış bile. Ama asıl sürpriz Bursa Posta'yı satın aldığımda oldu. Devir işlemi için gazeteye gittim. Bir baktım karşımda Leyla. Ben ayrı şok oldum, o ayrı. Sen anlatsana Leyla. Öyle oldu evet. Sen Bursa Posta'yı satın mı aldın? Evet. Sana söylemeyi unuttum. Bursa'da bazı yatırımlar yapmaya başladım. Bir de tekstil fabrikası almak üzereyim ama ilk göz ağrım Bursa Posta oldu. Ya. Hay Allah. Affedersiniz. Özür dilerim ama ben müsaadenizi isteyeceğim. Ne müsaadesi? Nereye gidiyorsun? Bağışlayın, ben kendimi iyi hissetmiyorum. Leyla. Ne oldu? Neyin var? Semih lütfen. Sadece gitmek istiyorum. Galip ben de kalkmak istiyorum. Otur. Ama daha yeni geldik. Anlamıyorum. Ne oldu sana? Semih lütfen. Allah aşkına bırak beni. Lütfen. Alo Hacer. Nasılsın Asaf? Sesini duydum, biraz daha iyi oldu. İstanbul'da mısın hala Asaf? Evet. Peki sana Bursa'ya gel desem ne dersin? Olmaz derim. Peki ben İstanbul'a geldim desem ne dersin? İnanmam derim Hacer, ne diyeyim? Ama ben İstanbul'dayım. Şimdi indim otobüsten. Sen ciddi misin? Vallahi de billahi de buradayım. Tam olarak neredesin, çabuk söyle, yanına geleyim. Ay, bilmiyorum ki. Sen görmeyeli değişmiş galiba buralar ha? O zaman hemen bir taksiye bin. Beni Ortaköy'e götür de, tamam mı? Ortaköy meydanında buluşuruz. İnanamıyorum hala burada olduğuna. Peki, görüşürüz. Ah be oğlum. Bu ilaçları poşete niye tıkıştırırsın bir anlasam? Songül!
Hanzade Hanım buyurun. Bu ilaçları yerine kaldır. Yerini biliyorsun değil mi? Biliyorum efendim, kaldırırım. Bu arada misafiriniz geldi. Kimmiş misafirim? Semih Bey sizi görmek istiyormuş. Haber vermedim ama sanırım müsaitsin. Gelsene. Semih Bey'i ne alırdınız? Orta şekerli bir kahve rica edeyim. Siz Hanzade Hanım? Ben bir şey almayacağım. Peki. Bu çat kapı gelmelerin daha ne kadar sürecek? Nefes aldığım sürece. Sen ve ben yaşadığımız sürece. Hiç komik değil. Aslında esaslı bir bahanem var tabii. Sen bile ikna olacaksın. Seninle dün gece hakkında konuşmak istiyorum. Konuşulacak nesi var? Olan oldu. Geçti gitti işte. O kadar basit olmadığını biliyorum. Dördümüz için de o kadar basit olmadığını çok iyi biliyorum. Yani günün birinde ya Semih tutar da ne geçti bu kızla aranda diye sorarsa? Ne demek ki? Ne diyeceğim o zaman? Çelebi, ne geçti seninle bu Leyla kızın arasında? Bir şey geçmedi aslında. Elini elimi sürmedim. Bizimki duygusaldı yani. Ama ben Leyla ile beraber olmak isterdim. Tuttuk ikimiz de kendimizi. İyi ya. Semih sorunca da aynen böyle dersin. Leyla ile aranda bir şey geçme dersin, olur biter. Hem belki Semih sonunda aradığı kadını bulmuştur. Ne demişler? Kısmet neyse o olurmuş. Leyla çok güzel bir kadın değil mi? Yakışmışsınız. Yakışıp yakışmadığımızı bilemem. Ama onun özel bir kadın olduğunu düşünüyorum. Her kadın özeldir Semih. Galip ile Leyla arasında ne geçtiğini biliyor musun? Anlattı mı sana? Aralarında hiçbir şey geçmedi Semih. Galip o kadınla özel bir şey yaşamadı. Kendi söylediğine kendin bile inanmıyorsun bence. Leyla gibi bir kadına bir şeyler hissedip sonra kendini ondan uzak tutması pek mümkün değil. Aralarında mutlaka bir şey yaşanmıştır. Hayır, yaşanmadı dedim sana. Buraya bu saçma sapan aslı astarı olmayan şeyleri mi söylemeye geldin? Hayır. Buraya senin kıymetini sadece benim bildiğimi söylemeye geldim. Kocana bak. O başka kadınlarla ilgileniyor. Anlasana artık Hanzade. Kendine gelse mi? Hırsından gözün hiçbir şey görmez oldu. Galip evini seçti. Bu dediğin olmuş olsaydı dün geceki yemek öyle bitmezdi. Kör müsün Hanzade? Birbirlerine nasıl baktıklarını görmedin mi? Semih. Semih yalvarıyorum git. Rica ediyorum. Hem neden hoşlanıyorsun? Bırak artık benim peşimi. Ne Leyla ne de başka bir kadın benim umurumda değil. Senden başkasını benim gözüm görmüyor. Bunu anlasan iyi olur artık. Dünya bir yana, sen bir yana Hanzade. Bu böyle oldu ve bundan sonra böyle olacak. Hoşça kal. Oğlum, sen bize biraz da sıcak meze getir. Kalamar var mı? Var efendim. Ondan da getir. Bir de roka salatası yaptır. Hı hı. Ne içersin Hacer? Ben sadece su içerim. Aa, oldu mu şimdi? Neyse, ben bir bardak beyaz şarap alayım. Peki beyefendi. Asaf, çok şey ısmarlamadın mı? Masraf etmeni istemiyorum. Hem ben buralara gezmeye falan gelmedim. Aşk olsun Hacer, o nasıl laf? Günlerdir çok sıkıntılı zamanlar geçiriyorum. Bayramım oldu bugün. Seninle Boğaz'ı seyrederek yemek yiyorum. İnan ki hala şaşkınım. Çimdiklesene beni. Sakın rüya almasın tamam. Bu.
Alo anneanne. Alo Tunacığım yavrum. Ne haber, vardın mı İstanbul'a? Buluştun mu bakalım altın kızlarla? Altın kızlar, altın. Evet, hepimiz torun torba sahibiz. Ama içimiz genç vallahi. Ha, bizim balıkçıya giriyoruz şimdi. Yani keyfimiz yerinde. Ne zaman dönüyorsun peki? Kalacak mısın İstanbul'da? Yok Tuna, döneceğim. Dedem mızmızlanıyor sonra. Akşama görüşürüz o zaman. Ben belki yakınlara uğrarım. Geç kalırsan merak etme anneanne, tamam mı? Tamam tamam canım. Hadi Allah'a ısmarladık. Neden böyle kapris yapıyorsun? Telefonlarını bile açmıyormuşsun. Galip çok endişeliydi. Kötü haber tez yayılır derler. Bana bir şey olsa haberleri olurdu. Ama Asaf, kaçarak yanlış yapıyorsun. Her ne karar alacaksan ailenle, evlatlarınla birlikte almalısın. Olmaz. Onların yüzlerini görürsem dayanamam. Vazgeçerim kararımdan. Ah Asaf, keşke ne sıkıntım var anlayabilsem. Hiç baştan başlamak istediğin günler oldu mu Hacer? İşte son 3 aydır yaşadıklarımı, öğrendiklerimi hiç duymamış olmayı dilerdim. Ama nafile. Olan olmuş. Ve ben geçmişte olanları değiştiremem. Hanımlar, torunum bize isim taktı. Altın kızlar diyor. Ay, çok doğru vallahi. Asaf değil mi bu? Vallahi Asaf. Ben bir tanıdığımı gördüm de hemen geliyorum. Siz balıkları ısmarlayın. Tamam. Asaf? Sevinç? Ne işin var senin burada? Ayol, asıl senin ne işin var? Sen Roma'da fuarda değil miydin? Döndüm ben. Ya. Evet. Hanımefendi, kim çıkaramadım? Tanıştırayım. Hacer Hanım, Bursa'dan dostumuz Sevinç Hanım. Memnun oldum. Biz de liseden arkadaşlarla buluşmuştuk. Neyse, seni gördüğüme sevindim Asafcığım. Size afiyet olsun. Hay Allah. Tam da adamına tesadüf ettik. Ağzında bakla ıslanmaz Sevinç'im. Kalkalım istersen. Yok canım. Neden kalkacakmışız? Kimdi o beyefendi Sevinç? Bursa'dan yakın bir arkadaşımın beyi. Eşi kocasını Roma'da zannediyor. O İstanbul'daymış meğer. İnanmıyorum. Hem de bir kadınla ha? Hiç sorma. Kadın kocasını fuarda zannediyor. İstanbul'da bir kadınla baş başa yemekte olduğunu bir öğrensin. Ay, çıldırır vallahi. Felaket. Ay, aman yarabbim. Merhaba. Bugün geç çıktım biraz. İşim uzadı galiba. Karnım acıkmıştı. Saate baktım, senin çıkış saatin olmuş. Dedim ki balımı da alayım, beraber İskender yemeğe gidelim. Balım. Kolumu bırakır mısın? Balım, lütfen bir şans ver bana. Küçücük bir şans, ne olur. Kolumu bırak lütfen. Yonca, bir şey söylesene şuna. İkimizin de arkadaşısın. Bir şey yap ya, ne olur. Bunu o daha evinde düşünseydin Playboy. Aklım başka yerlere kaçmadan önce düşünseydim. İnanmıyorum ya. Böyle şeyler hep seni mi bulur? 40 yıl düşünsen aklına gelir miydi? Hay Allah ya. Galip'ten kurtulmak için biriyle çıkıyorsun. Ama bir bakıyorsun o Galip'in en yakın arkadaşı. Acayip değil mi? Canıma yetti artık. Peki Galip, seni Semih'in kolunda görünce ne yaptı? Ne yapacak? Küçük dilini yutmuş gibi bana bakıyordu. Ben açarım, sen otur. Galip Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Leyla'yı değil mi? Evet. Leyla Galip Bey geldi. Efendim? Buyurun. Merhaba. Müsait misin? Tabii, buyur. Ben mutfaktayım Leyla. Tamam Merve. Hoş geldin. Ne içersin? Bir şey içmeyeceğim Leyla. Seninle biraz konuşmaya geldim. Ya. Malum dün gece çok garip bir gece oldu. Konuşabiliriz değil mi? Tabii. Eğer derse ki Fuzuli güzellerde vefa var, aldanma ki şair sözü elbette yalandır. Ne güzel demiş be dede. Hakikaten güzellerde vefa yok. Vefa İstanbul'da bir semtin adı oğlum. Duymadın mı daha önce? Duymaklı olmuyor, bilmiyor musun dede? İlla başına gelecek insan. Neden yapıyorsun bunu Semih? Nedir seni böyle içiren? Çok mutsuzum dede. Bilmiyormuş gibi konuşma. Uğruna Amerikalara kadar gittiğim kadın var ya. İşte onu aklımdan çıkaramıyorum. Kimmiş bakayım o vefasız? Ne düşünüyorum biliyor musun dede? Bence Hanzade ile Galip de çok mutsuz. Nereden çıkardın şimdi bunu Semih? Bak, bu söyledi. Kalbim söyledi. Kalbim Hanzade'nin gözlerini gördü ve senin kadının çok mutsuz Semih dedi. Semih, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu seni? Ne zamandan beri başkasının namahreminin gözleri senin kalbine bir şeyler fısıldar oldu ha? Dede bırak söyleyeyim. Yıllardır içime attım. İçim yandı. Kimselere diyemedim. Bırak konuşayım artık. Tam 15 sene. Dile kolay. Gönlüme söz geçiremiyorum. Ne yapacağım ben? Dede, ben Hanzade'ye sırılsıklam aşığım. Dün gece olanlardan sonra seninle konuşmamız lazım diye düşündüm. Evde, yani Hanzade'yle bir sorun yok umarım. Kötü bir şeye sebep olmak istemem. Yok yok, öyle bir şey olmadı. Ben buraya Semih ve senin hakkında konuşmaya geldim. Semih ve benim hakkımda mı? Evet. İkinizin yaşadığı şey... Her ne yaşıyorsanız, ne zamandır yaşıyorsanız ikinize de engel olmak istemem. Galip lütfen. Bizim aramızda yaşananlar diyorum. Semih'le başlayan ilişkinizi bozmasın. Şimdi anladın mı? Yarın bir gün bana Leyla ile aranda ne geçti diye sorarsa her şeyi olduğu gibi anlatacağım. Peki bizim aramızda ne geçti Galip? Aslında kocaman bir hiç. Hiçbir şey geçmedi bizim aramızda. Hiç mi? Demek senin için bu kadar basit. Peki. Nasıl istersen öyle konuşabilirsin Semih'le. Leyla, buraya seni üzmek için gelmedim. Aslında neyi kastettiğimi anladın. Anladım tabii. Anlamaz olur muyum? Sen karınla aranı düzelttin. Beni de en yakın arkadaşına baş göz etmeye çalışıyorsun. Tehlikeli yerlerde dolaşıyorsun Semih. Sus artık. Sus. Azıcık da olsa bir şansım yok mu dedi. Hadi şansın var diye. En yakın arkadaşına. Galibe bunu yapabilir misin? Şerefiyle, namusuyla oynayabilir misin? Yapmam. Yapamam. Tam 15 senedir yapamıyorum.
Senden ruhsatın var öyle. Var tabii var. Sen yetiştirdin bizi. Ama bak, beni pek iyi yetiştirememişsin. Dostuna ihanet eden biri olup çıkmışım. Ortalarda öyle dolanıp duruyorum. Sana yakışanı yap Semih. Unut bu aşkı. Ben kalbimdekini kalbimde tutayım öyle mi? Aynen öyle. Kimseler duymasın. Kimseler bilmesin. Aman fincancının katırları sakın ürkmesin. Leyla bunun için gelmedim buraya. Böyle düşünmeni istemiyorum. Garip tamam. Mesele anlaşılmıştır. Üzme sen kendini artık. Benden vazgeçtin çoktan. Ne irade ama. Öyle vazgeçtin ki arkadaşınla evlensem nikah şahidin bile olursun. Yeter. Ben kalkmak zorundayım. Tabii. Seni zorla tutmuyorum ki. Bana öyle bakma. Nasıl? İşte öyle. Oyuncağını başkasına kaptırmış çocuklar gibi bakma. Alo. Galip benim. Hanzade ne oldu? Galip şey için aradım. Ömer Asaf'ın ilacı bitmişti. Nöbetçi bir eczane bulursan ilaç al diyecektim. Ömer Asaf rahatsızlandı mı? Yok canım, ilacı azalmıştı onun için dedim. Neredesin sen? Nerede miyim? Şey... Dışarıdayım canım. Gelince konuşuruz. Tamam Galip, gelince konuşuruz. Ben artık gideyim. Nasıl istersen Galip. İyi geceler. İyi geceler. Hacer Hanım'a da bir oda istiyorum. Benim katta olsun lütfen. Tabii Asaf Bey. Buyurun efendim. Odan hazır. Aynı kattayız. Asaf, kalmayayım ben. En son otobüste dönerim. Madem sen gelmiyorsun ben gideyim geceden. İstanbul'da seninle gitmek istediğim birkaç yer var. Yarın gezer dolaşırsak sana söz Bursa'ya döneceğim. Lütfen kırma beni. Ama emrivaki yapıyorsun resmen. Sadece bir gece ha? Anne bugün biraz gerginleştik, kusura bakma. Olur bazen. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. İstediğin ilaçlar burada Hanzade. Ömer Asaf uyumadı, seni bekliyor. Zor oldu mu nöbetçi eczane bulmak? Yok. Seni aradığımda neredeydin? Biraz gergindi sesin. Tekstilciler Birliği'nde toplantıdaydım. Misafiriniz var Esma Nur Hanım. Aa, sen döndün mü İstanbul'dan? Döndüm. Sevinçciğim? Döndüm hayatım. Bir hal hatır sorayım dedim. Yediğin içtiğin senin olsun. Gezdiğin yerleri anlat. Vallahi her seneki gibi sınıf arkadaşlarımızla buluştuk işte. Boğaz'da klasik balık sefamız vardı bizim. Özledim İstanbul'u. Aa, Boğaz dedim de aklıma geldi Esma Nur. Sen Asaf Roma'da fuarda dememiş miydin?
Evet. Ayol ne fuarı. Kocan İstanbul'da. Bugün karşılaştık. Yanında da hoş bir kadın vardı vallahi. Bugün dönecekti Roma'dan tabii. Programı öyleydi yani. Sen biliyordun öyleyse İstanbul'da olduğunu. Tabii, tabii biliyordum Sevinç. Peki o kadın kimdi, o baş başa yemek yediği kadın? Ne bileyim ben, şekerim muhtemelen iş yaptığı müşterilerinden biridir. Nasıl bir kadındı? Orta yaşlarda, senden benden biraz genç. Ama esmer, böyle alımlı bir kadın. Dur bakayım, adını da söyledi ama... Hatırla bakayım Sevinç, neymiş adı? Hacer'di galiba. Evet evet, Hacer diye tanıştırdı. Hacer mi? Hacer mi dedin sen? Evet, Hacer dedi galiba. O Asaf'ın akrabası canım. İş arkadaşı değil, yeğeniydi galiba. Yok yok ya, kuzeni. Asaf? Uyku tutmuyor da. Ya. Girebilir miyim? Asaf. Lütfen. Buyur. Çok yakışmış bu renk sana. Teşekkür ederim. Aklıma bazı şeyler takılıp duruyor. Sana sormazsam uyku haram olur bana bu gece. Sorabilir miyim? Sor. Acaba o vakit boşansaydım... seninle ikimiz... Evet. Yani biz evlenseydik... ne olurdu? Nasıl bir çift olurduk? Hiç düşündün mü bunu? Bilmem... Geçmiş zaman. Düşünmemeye çalışmışımdır herhalde. Ben son zamanlarda çok düşünüyorum ama. Ben sana çok aşık olmuştum, biliyor musun? Asaf. Biz bunları konuşmamalıyız. Hacer. Hadi. Tıpış tıpış odana. Hem sabah erken kalkıp İstanbul'u dolaşmayacak mıyız? Uyumamız lazım. Hacer. Asaf. Hadi doğru odana. İyi geceler. İyi geceler. Seni çok sevdim Asaf. Esma Nurcuğum, geç oldu. Bana müsaade. Oturuyordun ne güzel. Yok canım. Tuna da merak eder şimdi. Gene bekliyorum ama. Ah, Akın'la Tuna'yı bu yakınlarda yemeğe çıkaracağız değil mi? Mutlaka. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Alacağın olsun Asaf. Bu kadar çabuk ha? Demek hepsi bahaneymiş. Maksadın Hacer'le olmakmış. Anne. Sen iyi misin? Hiç iyi değilim. Ne oldu, anlatsana. Baban Roma'dan dönmüş çoktan.
İstanbul'daymış. İstanbul'da Hacer denen o kadınla berabermiş. Yok canım, emin misin? Sevinç ikisini baş başa görmüş. İnanabiliyor musun? Biz daha boşanmadan o kadına vink atıyor. Hay Allah. Kurt puslu havayı sever derler. Doğruymuş. Hacer de hiç vakit kaybetmemiş. Hemen ova çıkmış. Anne sen de kocanı sahipsiz bırakmasaydın ama ya. Olacağı buydu tabii. Kolay gelsin Galip. Hoş geldin Semih. Ben de tam seni aklımdan geçiriyordum. Otursana. Ne içersin? Bir şey almasan. Güzel yapmışsın buraları. Çok çağdaş görünüyor. Tabii sen 15 yıl önceki halini hatırlıyorsun. Babamdan sonra çok değişiklik yaptım buralarda. Ellerine sağlık. Kocaman bir tesis olmuş. Oldu da bizi de yordu. Aslında ben buraya o geceyi konuşmaya geldim. Konuşalım tabii Semih. Sen de merak ediyorsun haliyle. Bunlar böyle çil yavrusu gibi niye dağıldılar diye. Aslında o gece Leyla'dan biraz bir şeyler öğrendim. Ya. Kaçtı şu avukatın numarası? Buldum. Alo, Kerem Bey. Ben Esma Nur Çelebi. Nasılsınız? Boşanma evrakları ve anlaşma metni için İstanbul'a gideceğim. Evet. Asaf'ın cebi kapalı. Kaldığı otelin telefonunu da kaybetmişim. Sizde otelin numarası var mı? Bir dakika yazıyorum. Evet. Sağ olun. İyi günler. Görürsün sen Asaf. Leyla sana ne anlattı? Anlattı bir şeyler. Ama ben senden duymak isterim. Ne geçti ikinizin arasında Galip? Galip, cevap verecek misin? Leyla ile aramızda hiçbir şey geçmedi. Hiçbir şey yaşanmadı. Benden buna inanmamı mı bekliyorsun? İster inan ister inanma. Bu sana kalmış. Ama gerçek bu. Peki o zaman yemekteki o gerginlik neydi? Masa bir anda saati bombaya döndü. Leyla biraz daha otursa güm diye patlayacaktık. Bak bir ara Hanzade ile bir takım sorunlar yaşadım. Ve tam o günlerde de karşıma Leyla çıktı. Bir an duygusal bir yakınlık oldu. Ama hepsi bu. Duygusal yakınlık. Nasıl bir şey bu? Tarif etsene biraz. Sana şu kadarını söyleyeyim. Eli elime değmedi. Şimdi anladın mı duygusal yakınlık ne demek? İnanayım mı yani buna Galip? Dedim ya Semih. İster inan ister inanma. Ama durum böyle. Peki Hanzade ile aranızda geçen tatsızlığın sebebi neydi? Bunu niye sordun şimdi? Hiç. Merak ettim yalnızca. Onu boş ver. Çok uzun hikaye. Günaydın Akın. Günaydın. Neden canının sıkıldığını biliyorum. Balımla bozuşmuşsunuz. Çok üzüldüm. Ne oldu? Benim eşekliğim yüzünden. Anlatmak ister misin? Boş ver ya. Babamı duydun mu? Yo. İstanbul'daymış. Aa. Beyefendi İtalya'dan dönmüş ama arayıp bildirme zahmetine girmemiş. İstanbul'da mıymış? Kim söyledi? Annem. Dün Sevinç teyze babamı İstanbul'da Hacer Hanım'la baş başa yemek yerken görmüş. Ne?
Öyle işte yenge. Babamla Hacer Hanım İstanbul'da gezip tozuyorlarmış anlayacağım. Akın, işin aslını aslarını öğrenmeden tepki vermeyelim. Ne tepki vereceğim ya, bana ne? Ne yaparlarsa yapsınlar yenge. Koca koca insanlar. Bir de onların derdiyle uğraşamam. Günaydın. Günaydın anne. Nereye çıkıyorsun? Bazı işlerim var. Şoför lazım mı sana? Yok, ben dışarı çıkmayacağım bugün. İyi o zaman. Allah'a ısmarladık. Ne yapacağız Akın? Ne bileyim yenge. Bence inceldiği yerden kopsun. Ayrıca hiç de umurumda değil. Akın, ne demek bu? Senin umurunda olan ne peki? Üzerime gelme yenge. Benim derdim bana yeter. Bir de annemle babamla Hacer'le falan uğraşamam. Sevdiğim kızı kaybetmişim ben ya. Hem de bir hiç uğruna. Bırakıp gittiniz beni yalnız başıma. Neden? Kimsem yok şu hayatta. Tek başıma bıraktınız beni. Oo, hadi balım ya. Geç kalıyoruz. Ağlıyor musun sen? Yok. Neden ağlıyorsun? Rüyamda annemle babamı gördüm. İstanbul'a gitmek istiyorum. Uzun zamandır kabristana gidemedim. Tamam. Gider dua ederiz. Ağlama artık. Kendimi yalnız hissediyorum. Kalbim çok kırıldı. Ah Akın, ah. Ne iyi yaptın da geldin. Baksana rüyada gibiyiz. Bana şu cep telefonunu verir misin? Telefonu ne yapacaksın ki? Rüyanın bitmemesi için bir görüşme yapmam lazım. Benimkinin şarjı bitmiş. Şarj aletini yanıma almamışım. Kimi arıyorsun? Veysel'i. Ha, çevirmene gerek yok. Veysel'in cep telefonu kayıtlı orada. Cepten ararsam senin numaran gözükür. Senin ne olduğumu bilmesin. Alo. Veysel, nasılsın oğlum? Anne iyidir. Sen nasılsın? İstanbul nasıl? Vallahi buralar çok güzel be Veysel. Aynur teyze iyi mi? Aynur teyze mi? İyi, çok selam ediyor. Oğlum, ben ancak bu akşama gelebileceğim. Tamam anne, fark etmez. Yeter ki sen gel. Ev sensiz çekilmiyor vallahi. Canım oğlum. Akşama görüşürüz. Fazla yazmasın, kapatıyorum. Peki anneciğim. Hadi hayırlı yolculuklar. Demek Aynur teyzeyle berabersin. Benim için yalan söyledin yani. Asaf, istersen madalya tak yalan söyledim diye. Sanki matah bir şey yaptım. Benim için bunu yapman çok hoşuma gitti. Kolay gelsin Veysel. Niye güldün? Siz ne zaman buralarda görünseniz ortalık karışıyor da ona güldüm. Sinirden yani. Gül tabii. Ben de gülüyorum. Ağlanacak halimize gülüyorum tabii. Ne oldu yine Esma Nur Hanım? Ağlanacak neyimiz var ki? Daha ne olsun? Senin annen olacak o kadın, benim kocam olacak o adam İstanbul'da el ele kol kola gönül eğlendiriyorlarmış. Siz ne diyorsunuz Esma Nur Hanım? Annem yapmaz öyle şey. Kendinize gelin. Doğru, yapmaz. Sütten çıkma ak kaşıktır senin annen. Sen nerede olduğunu söylesene bakayım. İstanbul'da. Aynur teyzeyi ziyarete gitti. Benim saf çocuğum. Sen öyle san. Ben de Asaf'ı İtalya'da tatilde sanıyordum. Öyle değil miymiş? Makbule orada demişti. Değilmiş elbet. İstanbul'da annenle baş başa yemek yerken görülmüş. Allah Allah. Şimdi anlarız, dur bakalım. Ne oldu? Açmıyor mu? Telefonu kapalı, ulaşılamıyor. Sen ulaşamadın ama ben çoktan ulaştım. İkisi bir otelde kalıyor. Oda tutmuşlar.
İki gündür beraberlermiş. Ama bana Aynur teyzeye gidiyorum demişti. Orasını bilemem. Buraya sana haber vermeye geldim. Ben buradan direkt İstanbul'a gidiyorum. Otele gidip hesabını soracağım. Hadi sana kolay gelsin. Esma Nur Hanım. Bana mı seslendin Veysel? Evet. Bekleyin, ben de geliyorum. Arabadayım. Elini çabuk tut. Fazla beklemem. Hemen üstümü değiştirip geliyorum. Bak Galip. Konuyu açıklığa kavuşturalım. Ne dersin? Benim kimsem yok biliyorsun. Ne ailem var, ne yuvam var. Bir sen varsın. Bir de Celal vardı. Hı hı. O gece tam olarak ne yaşadığımızı bilemiyorum. Ama her ne olursa olsun ben seni kaybetmek istemiyorum. Biz dostuz Semih. İyi ya. Aşkımdan ölsem aramıza ne kadın sokarım ne başka bir şey. Semih, durum öyle değil. Sizin madem Leyla ile aranızda bir şey geçmemiş. Duymak istediğinin ne olduğunu biliyorum. Ama bilmen gereken bir şey yok. Biz Leyla ile sadece... Sadece ne? Sadece iki dosttan öte olmadık. O zaman bir problem yok. Güzel. Ama şunu iyi bil. Bana tercih yapmak zorunda kalacağım bir şey söyleseydin. Yani o kızı sevmiş falan olsaydın. Ben aradan çekilirdim.